Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi 10 bin sağlıkçı ya da 10 bin işçi alımı Mart ayında olacak mı? Ya da 10 bin sağlıkçı alımı sayısı artırılacak mı? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonuna kadar izlersiniz. Ne olur anlarsınız. İyi seyirler. Arkadaşlar yine tek sefer üzerinde anlatıyorum. Öncelikle 10 bin işçi ve 10 bin sağlıkçı alımı Mart ayında olacak mı? Gençler şimdi 10 bin işçinin ve 10 bin sağlıkçının alımı Mart ayında olmayabilir. Nasıl yani? Biliyorsunuz Sağlık Bakanı daha önce Eylül ayı deyip de Aralık ayında alım yapmış bir bakanlık. O yüzden şimdi Mart ayını gösterip de Haziran ayında alım yapmayacağı ne malum. Hani o yüzden Mart ayı kesindir, nettir, %100'dür diyemiyoruz. Ama Sağlık Bakanı kendisi 10 bin işçinin ve 10 bin sağlıkçının Mart ayında olacağını söyledi. Bu birinci konu. Tabii ertelenme ihtimali yani %50 diyelim. %50'ye %50 diyelim. Ertelenip ertelenmeyeceği ise Mart'ı Nisan'a sonunda pardon özür dilerim Nisan diyorum ya aklım gitti. Şubat'ın sonunda arkadaşlar. Şubat'ın sonuna doğru Mart'ta alım olup olmayacağı belli olur. Çünkü Şubat'ta Sağlık Bakanı illaki sorulur. İşte Mart'ta alım olup olmayacağı konusunda illaki birkaç sorusu olur. Şubat'a göre Mart'ta alım olmayacağı, olup olmayacağı netlik kazanır. Tabii biz her geçen olayda, her gelişmeden size haberdar edeceğiz. Onun dışında bana en çok sorulan soru bir soru da kadro dağılımı belli mi? 10 bin sağlıkçıda ya da 10 bin işçide. Yani arkadaşlar sağlıkçı anlamda konuşayım. Dağılım belli değil ama ağırlıkta yani 10 binin illaki 5 bin ya da 6 bini hemşire olacaktır. Ya da 4 bini en fazla yani taş çatlasa 5 bini hemşire de bunu zaten. Geri kalan teknikerler ve orta öğretim ve lisans diğer kalan bölümler arasında paylaşılacaktır. Onun dışında 10 bin işçinin içinde işte bazıları güvenlik görevlisi, bazıları temizlik görevlisi, bazıları klinik destek elemanı, bazı arkadaşlarım işte hemşire yardımcı diye soruyor. Arkadaşlar kadro dağılımı belli değil. Hani o yüzden ben size bu kesin alınacağı değerli de size yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden hani biz de sizin gibi bekliyoruz. İlerleyen aylarda ya da ilerleyen günlerde kadro dağılımı illaki öğreneceğiz alımdan önce. Alımdan önce kadroları öğrendiğimizde size illaki paylaşacağız arkadaşlar. Siz takip takamaz yeterli. Biz kadroları öğrendiğimiz gibi Fikir Hocam kanalında paylaşacağız. Bir diğer konu ise 10 bin sağlıkçı alım sayısı artarmı. Eğer arkadaşlar bakın aslında bu ilk soruyla aynı şeydi. Hani 10 bin işçi alımı Mart ayında olacak sorusunu sorduk ya. Eğer 10 bin sağlıkçı alımı eğer Mart ayında olmazsa Nisan, Mayıs ya da Haziran ayında kayınsa bu 10 bin değil de işte 15 bin, 20 bin olma ihtimali var. Sadece bu bir ihtimal arkadaşlar. Hani hocam siz böyle demiştiniz de böyle olmadı diye sorunu söylemeyin. Dediğim gibi 10 bin sağlıkçı alımı Mart'ta ama Nisan, Mayıs ya da Haziran ayında ertelenirse bu sayı 10-15 binden ya da 20 bine falan çıkabilir arkadaşlar. Tamamen Sağlık Bakanlığı'na ve ihtiyaca kalmış bir durum. Ama 10 bin işçi ve 10 bin sağlıkçı alımı büyük ihtimalle yani %50 ihtimalle Mart ayında alınacaktır. İlerleyen tarihlere atılırsa işçi sayısı artmaz ama sağlıkçı sayısı artabilir arkadaşlar. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'na ve Türkiye'deki sağlık ihtiyacına bağlı. Bunun dışında ekstra bir sorularınız varsa yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Dediğim gibi alımın Mart ayında olmasını bekliyoruz. Biz Mart ayından önce ulaştığımız kadroları size paylaşmaya devam edeceğiz. Mart ayında değil de işte Nisan Mayıs ayında kalırsa da ekstra bilgi de öğrenirsek ise onları da size paylaşırız. İşte sayı artar mı? Ya da 10 bin işçi alımında hangi kadrolar var? Ya da 10 bin sağlıkçı alımında hangi kadrolar var? Bunları öğrendikçe size paylaşacağız. Siz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz bilgi aldıkça size paylaşacağız. Siz takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.